Arkadaşlar merhaba, Otobilgi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hafif yağmurlu hava, biraz kameraya yağmur gelirse lütfen kusura bakmayın. Ben ara ara kontrol edip yağmur gelirse sileceğim. Öncelikle şunu sizlere söylemek istiyorum. Piyasa ile alakalı biliyorsunuz sürekli videolar hazırlıyoruz. Birkaç böyle gereksiz yorumlar aldık piyasa ile alakalı. Ya bu yorumlara sürekli cevap verecek olursak başka bir şey anlatamayız ama yine de böyle az da olsa bir cevap vermek gerektiğini düşünüyorum ki böyle bizle alakalı farklı algı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermemiş olalım. Öncelikle biz bu araç piyasasını dün değerlendirmeye başlamadık. Otobilgi yaklaşık 3 senedir yayın yapan bir kanal ve ilk başladığımızdan beri otomobil piyasasıyla alakalı sürekli videolar hazırlıyoruz. Hatta her ay otomobil pazarına gidip güncel olarak otopazarından araç fiyatlarını sizlerle buluşturuyorduk. Birileri kalkıp biz otomobil piyasası düşüş çıkış mevzuları olduktan sonra piyasayı paylaşmaya başladık gibi algılar yapıp bir de yetmezmiş gibi bunun üstüne ne oldu piyasa artmaya başladı sesiniz kesildi gibisinden laflar etmeye başladılar. Bu lafların gereksiz olduğunu özellikle burada ifade edip bizim de bununla alakalı yani piyasayı ya düşüyordu söylüyorduk artıyor bıraktık söylemeyi gibi bir durumumuzun olmadığını özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Bununla birlikte piyasayla alakalı zaten video hazırlamaya çalışıyoruz. Özellikle de verileri size sunmak için sürekli video çekmek yerine veriler elimize geldikçe video çekmeye çalışıyoruz. Bir de takdir edersiniz ki kendi şahsi meşgallerimiz de var. Bunların arasında bu videoları hazırlamaya çalışıyoruz. O sebeple bu süreçte zaman zaman aksaklıklar, zaman zaman beklemeler olabiliyor. Onun için de kusura bakmayın. Hatta bugün bile şu an bir toplantıdan çıktım. Özellikle kameramı elime aldım. Bu fırsatta çekeyim çünkü yarın öbür gün yoğunluk olur. Video çekmeye konuyla alakalı fırsat bulamam diye özellikle kameramı açtım arkadaşlar. Dediğim gibi oluşacak sorunlar için lütfen kusura bakmayın. Gelelim piyasa mevzusuna. Biliyorsunuz piyasayla alakalı bizzat araç bayilerine gidip fiyatlar alıyorduk. Bu süreçte yine fiyatlar aldık. Ama son dönemde yaşadığımız büyük bir gelişme var. Şimdi her zaman iyi haber vermek isteriz. Ama maalesef her zaman iyi haber veremiyoruz. Piyasayla alakalı düşeceği zaman düşüyor, düşecek dedik. Çıkacağı zaman da çıkıyor, çıkacak deriz diyoruz. Bunu söylerken de ya çıkıyormuş biz de çıkıyor diyelim diyerek değil. Piyasanın ne olduğunu görerek sizlere bu bilgileri paylaşıyoruz. Bundan önce araç piyasası düşüş yaşadı biliyorsunuz. Geçtiğimiz dönemde ikinci elde özellikle %15, %20 indirimleri gördük. Bunun öncesinde araç fiyatları daha da yüksekti. O yüksek olduğunda da yüksek yükseliyor demiştik. Pazarın nabzı serimizi izleyen arkadaşlar pazarda bunu söylediğimizi defalarca görmüşlerdir. Düşerken düşüyor dedik. Şu an yükselişle alakalı tekrar gelişmeler var. Bunu sizlere aktarmak için kamera karşısındayım. Şunu özellikle belirteyim arkadaşlar. İnsafsızca bir tavır içerisinde otomobil piyasası. Azıcık açacağım bu lafı çünkü gerçekten önemli. Otomobil piyasasıyla alakalı kur normal seyrettiğinde ya da düşüş gösterdiğinde bununla alakalı kimse nedense oralı olmayıp daha doğrusu çoğu kişi oralı olmayıp ama kurla alakalı hafif bir yükselme başladığında hemen bunu velvele haline getirip ki yükselme devam edince zaten hepten ortalığı yıkacak şekilde yüksek fahiş fiyatlara çekmeyi ne yazık ki kendilerine vazife görüyorlar diyeyim. Elimden geldiğince de nazik konuşmaya çalışıyorum. Eğer nazik konuşmayı bırakacak olursam zaten bu işin ucu başka yerlere gidiyor. Peki abi şu anki analizin nedir? Piyasadaki durum nedir? Onu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Çünkü sıkça geliyor bu soru. Gerçekten beklenen de bir video bu. Çok uzatmak istemiyorum ama bazı şeyleri de detaylandırmasak boşuna video çekmiş oluruz. Şimdi malumunuz arkadaşlar araçlarla alakalı şu an bir fiyat artışı var. Birçok firma fiyat bunların başında gelmekle birlikte Volkswagen'de, Skoda'da da, Seat'ta yani VAG grubunda ve diğer firmalarda da fiyat artışları gördük. Bu artışın sebebi nedir ve nasıl hareket edilmelidir sorusu gerçekten sıkça geliyor. Direkt arkadaşlar bu artışın sebebi Euro'daki hareketlenmedir. Piyasalardaki hareketlenme direkt olarak araç piyasasını etkiliyor. Ama burada çok ince bir şey söylemek istiyorum. Şu an ikinci elde yapılmaya çalışılan manipülasyonlara kesinlikle gelmeyin. Bu kurdaki artışın İkinci elde sadece yeni araçlara etkisi olabilir. Bu makul karşılanır. Ama bugün 2010 model, 2005 model araca kurla alakalı ya kur kaç para olmuş diye haberin var mı derse biri kesinlikle ve kesinlikle alakasız bir iş yapıyordur arkadaşlar. Bunun izahı yok. Tamam sıfır araçlara direkt kurla fark gelebilir ki bazı firmalar şu an listelerini açıklamadılar bile. Bugün yarın açıklayacaklar. Şimdi şunu özellikle söyleyeyim. Buradaki artışın kurdan dolayı olduğunu bilirsek neyle geldiğini neyle gittiğini de biliriz. Biz dün
araç fiyatları düştü düşüyor dediğimizde ilk başlarda söylüyorum. Birçok kişi bize ya nerede düşüyormuş, ne düşmüş ki dediler. Sonra biz verileri sunduk. Daha sonrasında firmalar birer ikişer 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira derken hatta bazı araçları %80 ÖTV diliminden %60, %50 ÖTV dilimlerine düşürdüler. Ve araçların fiyatlarında 45-50 bin liralık farklar oldu. Renault firmasında da oldu bu, Seat'ta da oldu. Onların örneklerini sizlere zaten göstermiştik. Eğer izlemeyen arkadaşlar varsa o videoları izleyebilirler. Ama şu an güncel durumumuz araç piyasasının yukarıya doğru hareketlenmesini gösteriyor. Bu da dediğim gibi kur bazlı oluyor. Öte yandan şunu özellikle ifade etmek istiyorum yeri gelmişken. Bizim memleketimizde ne yazık ki kurun etkisi velvelenin, çıkarcılığın etkisinin yanında fıskalıyor. Kur etki edip örnek olarak veriyorum bir arabanın fiyatını 10 bin lira arttırdıysa ikinci elde o arabanın sıfıra yakın ikinci ellerinde fiyat nasıl oluyorsa sıfırından daha fazla artıyor. Böyle bir fırsatçılık, böyle bir vurdum duymazlık ne yazık ki var. Ben bu ifadeleri özellikle seçerek kullanıyorum. Çok böyle aşırıya kaçmamak için. Ama bu kişiler için çok daha fazlasını söylesek müstahak mıdır? Evet, müstahaktır, yeridir yani. O sebeple bu durumdan kendimizi alıkoymadıkça, yani bu fırsatçılıktan vazgeçmedikçe ya da bu fırsatçılara prim yaptırmaya biz devam ettikçe ne yazık ki bunlar fırsatçılık yapmaya devam edecekler. Biz bu fırsatçılara prim vermeyince, aldıkları arabalar ellerinde kalınca, hevesleri kursaklarında kalınca mecburen artık bu yaptıkları şeyden nispeten de olsa vazgeçmek zorunda kalacaklar. Yani herkesi düzeltebilir miyiz? Ne yazık ki düzeltemeyiz. Ama elimizden geldiğince bu tür sahtekarlıklara, bu tür çıkarcılıklara, bu tür insanların üzerinden nemalanma işlerine karşı duruşumuzu göstermemiz lazım. Ya şunu da biliyoruz, açıkça söyleyeyim, bu dünyada yaşıyoruz. Bu süreçte gerçekten araç alması gerekip mağdur olan insanlar oldu oluyorlar. Biz onlar için de her zaman şunu söyledik. Araç fiyatları ilk etapta arttığında da aynısını söyledik. Düşüş yaşadığında da aynısını söyledik. Şu an yükselişe geçti, yine aynısını söylüyoruz. Eğer bir aracı baktıysanız, araç almak zorundaysanız, artık araçsız durmayacak duruma geldiyseniz, eğer baktığınız araçta işinizi görecekse, fiyatı da piyasasına göre makul geliyorsa alın dedik, yine aynısını söylüyoruz. Fakat bizim bu sözlerimiz ne yazık ki bazı fırsatçılar tarafından çarptırılıp manipüle edilmeye de çalışılıyor. Bu süreçte de dediğim gibi yani şu an bu hareketlenme devam etse daha yükseklere çıkacaktır. Ama bu hareketlenmeyle alakalı şunu yapanlar, özellikle bunu söylemek istiyorum. Ya bu hareketlenme oldu. Var ya araba fiyatları iki katına çıkar gibi algı yapanlar bir şeye dayandırmıyorlar bunu arkadaşlar. Sadece insanların psikolojisiyle oynayıp daha çok insanlara kaybetme riskini gösterip bu şekilde hareket edenler. Ben dediğim gibi biz yine aynısını söylüyoruz. Söylediğimiz şeyin de arkasındayız. Piyasayla alakalı daha önceden de söylediğimiz gibi eğer araç almak zorundaysanız, araç almadan yapamıyorsanız ve makul olarak elinizdeki paraya alacağınız araç uyuyorsa araç alabilirsiniz bu süreçte. Fakat eğer hakikaten ya abi ben araç almasam da olur, bekleyeyim mi derseniz ben bekleyin derim. Samimi söylüyorum, kendim de bekliyorum. Malumunuz ben Egea'mı sattım belli sebeplerden dolayı bu süreçte. Uygun'a da verdim. Onun da videosunu çektik, paylaştık. Bazıları ona da laf ettiler ama milletin ağzı torba değil ki büzelim. Aracımı sattım. Şu an yeni araç almadım. Kardeşimin aracına biniyorum. Ben de araç almak için bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bu süreç beklediğimizde daha iyi yerlere gidebilecek bir süreç olarak görüyorum. Sebebini de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu beklemeyi de yanlış anlaşılmasın. Bu süreçte beklerken eğer paranızın üzerine para koyabiliyorsanız bekleyin. Eğer kesinlikle paramın üzerine para koymayacağım diyorsanız zaten beklemeyin. Biz her zaman bunu söyledik. Daha önceden de bununla alakalı gelen soruları bu şekilde yanıtladık. Hasılı sözlerimi toparlarken şunu söylüyorum. Bizim araçlarımızın fiyatının artmasındaki etken kurdan daha çok fırsatçılık. Bu fırsatçılara prim vermemeye gayret edelim. Bunun sonucunda bir düşüş gelmez mi? Şu an düşüşle alakalı bir veri görmediğimiz için düşüşün haberini veremeyiz. Fakat eğer bununla alakalı en ufak bir gelişme olursa hemen kameramızı tekrar açıp sizlerle bu verileri, bu oluşan durumları kesinlikle ve kesinlikle paylaşacağız arkadaşlar. Sözlerimi bitirirken şöyle bir hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Biz Otobilgi olarak bizi izleyen kitlenin piyasayla alakalı bilgisinin olduğunu da farkındayız. Şunu da söyleyeyim, birileri bununla alakalı da algı yapıyorlar. Sanki bizi izleyen kitle cahil, hiçbir şey bilmiyor, araç piyasasındaki hareketliliği görmüyor, gözleri kapalı sadece bizi dinleyerek hareket ediyor. Böyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Olmayacağını da biliyoruz. Bizi izleyen kitle gayet piyasadan haberdar, gayet olayın farkında. Sadece arka yüzünde
belki bilmediği, bizim bildiğimiz şeylerin olduğunun da farkında. Bunları da biz elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Bundan önce piyasayla alakalı düşüşün haberini verdiğimizde ya nerede düşüş diyenler %20 düşüşleri gördüğünde ikinci elde aa ya düştü ama ne kadar devam eder laflarıyla geldiler. Şimdi bu süreç onların ellerine bir koz olarak geçti bu kurdaki yükselme. Şu an bunu kullanıyorlar ve kullanmaya da devam edecekler. Dediğim gibi fırsat vermemeye çalışalım. Özellikle ve özellikle ikinci elde yani bugüne kıyasla hani 3-5 yaşa kadar hani nispeten bir şey denmez. 5 bile fazla ama 2-3 yaşa kadar bir şey denmez ama onun haricinde 10 yaşında 15 yaşındaki ya kur nerelere gelmiş muhabbetiyle arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle aldırış etmeyelim, ettirmeyelim. Burası çok ince. Özellikle bunu tekraren ifade etmek istedim. Bugünlük bu kadar. Yağmur da biraz fazlalaşıyor. Özellikle başka fırsatta bulamayacağım için bu videoyu şu anda çekmek istedim arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm detayları aktarmaya çalıştım. Eğer atladığım, merak ettiğiniz bir şey varsa ben özellikle kendi fikirlerimi sundum. Beğenmediğiniz bir şey varsa yorumlara beğenmediğinizi de söyleyebilirsiniz. Eğer aktarmak istediğiniz bir şey varsa onu da yorumlara eklemeyi unutmayın. Özellikle bu kanal bir aile olarak hepimizin kanalı. Tamam videoları biz çekiyor olabiliriz ama bu videoların içeriklerini de siz belirliyorsunuz. Ve yorumlarda istediğiniz yorumu yazma hakkınız var. Sadece ve sadece edep ve ahlak sınırlarını aşmadığınız sürece. Zaten o sınırları aşarsanız herhangi bir işte linktir vesaire paylaşırsanız otomatik olarak kanal bunları yayınlamıyor. Bununla alakalı da geçenlerde bir tepki gelmişti. Özellikle burada da ifade etmiş olayım. Biz sizin attığınız yorumları kendimiz gizlemiyoruz. Bunun için daha önceden yaptığımız Arge çalışmalarıyla kanal otomatik olarak bu yorumları askıya alıyor ve hiç kimseye göstermiyor. Yani şunu demek istiyorum. Edep ve ahlak sınırları içerisinde istediğiniz yorumu, istediğiniz fikri beyan edebilirsiniz. Bunda da bir sorun yok arkadaşlar. Bu videolukta bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.